Sizin aslında Newton'la ilgili özel bir çalışmanız da var. Ee, onu da buradan tavsiye edelim. Enistoko.com sitesinde de pdf'si de var. Buradan da e, onu duyurmuş olalım. Şimdi siz bunları anlattığınız zaman veya genel olarak İslam, İslam bilim tarihi, Batı bilim tarihi, bundan bahsedildiğinde bazı insanların aklına şöyle bir kuşu gelebiliyor. Yani o dönemsel olarak insanlar öyle dinler gibi gözükmeye çalışıyorlardı. Niye? işte Batı'da kilisenin baskısı vardı. İşte e, İslam dünyasında işte diyelim İslam e, yönetimlerinin baskısı vardı. Ve insanlar aslında Dindar olmamalara rağmen kendini dindar gibi ifade ediyorlardı şeklinde bir itiraz. Halbuki siz Nivita'nın bir takım çalışmalarını da deşifre ettiniz ve bunları yayınladınız. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Yani iddia edildiği bir gerçekten o döneme göre mi bu izahları yapmışlar? Yoksa tam aksine en azından benim de yaptığım okumalardan hareketle söyleyebilirim. Tam tersine Tanrı inancının ve dini motivasyonun, kendini bilim yapmakta teşvik edici bir unsur olduğunu mu bunlar gerçekten ifade etmişler. Kesinlikle öyle. Yani bu adamların Newton olsun, Kepler olsun mektuplarını, kişisel yazılarını bugün ulaşabiliyoruz. Oradan yapılan inceleme gösteriyor ki bunlar aslında bizim zannettiğimizden de dindar. Aslında şöyle bir efsane var. Mesela Newton dediniz mi Türkiye'de herkes deist olarak hı hı. ya Tanrı'ya inanırdı ama dine inanmazdı. Bu kesinlikle yanlış. Yani ilahiyat kitapları yazmış. Aslında kendini ilahiyatçı olarak gösteren Üçlemeyi reddeden bir Hristiyan Newton. Ve çok samimi bir Hristiyan. Yani bilim yaptığından çok İncil okuyup İncil'i anlamaya, işte dini kaynakları okuyup İncil'de bir bozulma var mı, dini kaynaklarda bir değişim var mı, bunları çözmeye çalışan bir dindar. Yani eğer ki kiliseden bir korkusu olsaydı üçleme inancını reddedemezdi zaten. En temel teolojik öğretisi mesela kilisenin. Yani Birkaç e, yüz bin kelime bilim yazıp, 3 milyondan fazla kelime de... E, İlahi, İlahi, i̇lahiyat üzerine yazmış yedim. bir kişiden evet. bahsediyoruz. Yani bir ilahiyatçı ve bunlar bu ilahiyatçı kişilikleri sonradan ortaya çıktı. Çünkü bunların kişisel eşyaları pek incelenmemiş. Newton'un el yazmaları daha yeni yeni inceleniyor ve incelenirken bir fark ediliyor ki aşırı dindar bir birey. Tabi bu sırf Newton'la ilgili değil. Bizim coğrafyadaki Biruni Heysem'le de ilgili böyle. Onların kişisel yazdığı eserleri gördüğümüz zaman işte Kur'an'dan etkilendiklerini... Tanrı'nın varlığından etkilendiklerini aslında yaptıklarını bilimsel çalışmanın bir ibadet olduğunu söyleyen insanlar. Geçen akşam burada programda paylaşmıştık ama tekrarlayalım çok önemli olduğu için. Mesela kendi dönemin en büyük bilim dehalarından biri kabul edilen Bironi 10. yüzyıl ve o diyordu ki benim bilimle uğraşma sebebim Ali İmran suresi 191. ayet. Muhteşem bir şey.